Selam millet, de oyunlarda tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Bu videomuzda sizlerle birlikte Milyarder Idol oyununu inceleyeceğiz hep birlikte. Milyarder Idol oyununda karakterimiz gördüğünüz gibi bilgisayarın tuşlarına basarak milyoner olmaya çalışıyor, milyarder olmaya çalışıyor. Ama sadece klavye tuşlarını spamlayarak olmaz bu iş. Birkaç ay sonra... Ne diyorsun? Sonunda milyarder olmaya hazırım, başlayayım mı? İmparatorluk kurmak için başlangıç. İşte burada. En sonunda kendi işimi başlatacağım. Şu an için sadece sokak. Ama alıp burayı geliştirirsem çok güzel bir yer olabilir. Ha. Yaşlı adam. Sen. Buradaki ilk günün mü? Sen de kimsin? Nereden biliyorsun? Kaybolmuş gibisin. İçinde bir pırıltı görüyorum ama tam olarak da kaybolmuş gibi değilsin. Her zaman keskin gözlerim olduğunu söyler insanlar. Gözün hırsla dolu. Aynı benim gibi. Benim genç halim gibi. O zaman gençken çok iyi bir iş adamıydın. Ama ben meşgul bir adamım. Beni rahat bırak. Bu sokakta bir iş başlatmak üzeresin gibi. Daha önce hiç iş yaptın mı? Hayır. Bu benim ilk denemem. Ben hayatım boyunca birkaç kez iş yeri sahibi oldum. Sana işlerin nasıl yürüdüğünü göstereyim mi? Bu biraz şüpheli ama kim bilebilir ki, sonu iyi bitebilir. Tamam, ne yapmalıyım? Beni takip et. Düşükten al, yüksekten sat. Kazanmanın kuralı budur. Ne kadar da basit bir şey söyledin yani. Tabii ki kazanmanın kuralı bu da. Coin zedelerin de sebebi bu. Bir göreve başla. Bunu al. Hood shop'u aldım. Tebrikler. İlk iş yerini satın aldın. Gidip şimdi kazandığı paraya bir bakalım. Bak, para kazanıyor devamlı. Mis gibi. Daha çok para kazandı. Belli bir başarım yüzdesine ulaştı diye. Gel bu iş yerini upgrade edelim. Revenue 2 katına çıktı en sonunda. Şimdi kazanayım parayı. 1000 dolar kazandım. Gördün mü? Çok güzel. Ama burada duramayız. İş yerimizi daha da büyütmemiz lazım. Yakındaki haşhaş satan yeri satın aldım. Burada bir potansiyelim var. Bak artık ikisi birden para kazanıyor. Ne yapmamı isteyeceksin? Business Devil 65'e ulaş diyor. Birkaç kere daha para alsam buradan. Revenue'su double olacak. Çok az kaldı. Revenue'su double oldu. Şuna gelelim. Standart bir idol mantığı. Makyajlanmış ama. Sokaklar senin. İstediğin gibi kazan. Gizemli adamın görevi. Birileri sana bakıyor. Merhaba, ben Howard. Aynı zamanda M&A expert olarak bilinirim. Bu sokaklar bayağı gelecek vaat ediyor. Her şeyi satın almak istiyorum. Sana çok iyi para öderim. Bu çok ani oldu ama yine de teklifini değerlendirmek lazım. Seçeneği sana bırakıyorum. Görüşürüz. Sell assets. Bu nedir? İstikrar. Kazanmanı sağlayan şey budur. Gerçekten mi? Sana skilllerimi göstereceğim bu istikrar için. Bütün görevleri tamamla. 50 kristal diyor. Sell asset. Hızlı hızlı ekrana tıklarsan... Pazarlık bitti. 4'e 4 kristale anlaştım. Reputasyon yükseldi. Revenue de yükseldi.
Bunu yaptığımız zaman ne oldu? Ha, burayı satmış olduk. Yeni bir yere geçiyoruz şimdi. San Francisco'ya geçtik. Peki. Uyuh. Bu gerçekten çok hassastı. Firmayı doğru bir zamanda sattık. Gelebilir miyim? Sıradaki aday. Tabii lütfen. Memnun oldum. Ben Jane. Ney? Sen beni terk eden tipsin. Belli ki işler tersine döndü. Eskiden sen hiç kimseydin. Öyleydim ama şimdi başarılı bir iş adamıyım. İş görüşmesi yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Evet, az kalsın bunu unutuyordum. İş görüşmesi. Firmam için neler yapabilirsin? Birçok firmada çalıştım, başarılıyım. Experience'larım, tecrübelerim gerçekten değer katacaktır firmana. Ben de bunu arıyorum. Şansa bak. Beni hala bir kadın olarak mı görüyorsun? Hayır. Bizim aramızdaki ilişki sadece iş ilişkisi olacak. Gemiye hoş geldin Jane. Çalışmaya başla. Jane'in olayı ne? Bir yerlerden ekstra para mı kazandı? Bizim yerimize mi toplayacak? Manager. Revenue boost sağlıyor. Hostile takeover diye bir şey var. Ele geçir diye bir seçenek. Anlaşmalara başlayalım. Arabulucular her şeyi senin için hallederler. Yo, arabulucu combat yapıyor diğeriyle. Dağın yapıştırdı bir tane. Bir tane daha yapıştırdı. Birinci katı geçti. Ha yok, bir katlıkmış sadece bu kontrat zaten. Ben bu işi hallederim, sen merak etme dedi. Buna gitmek için hostile takeover deyip iki tane varmış. 60-61, bunun 140 gücü. Belki de yine de başarabilir, bilemiyorum. Zor. Evet. Yapar gibi görünüyor Jane bu işi. Aynen. Bu ne? Ha. Special support diye bir şey. Bunu bir tuşa basarak çarpı 1 mi, max mı diyor? Max. Max. Şuraya gelelim. Max diyelim. 29.000. Max. Revenue çarpı 2. Gayet güzel. Rewardlarımızı obtain edelim. Business'ları ben manage ederim. Merak etme diyor. Sen kafana göre takıl. 132.000'de Max ne yapacak? Bu 125.000 veriyor. Bu 11.000 veriyor. Buna verdiğimiz paralar yazık ya. Buna verdiğimiz para kesinlikle yazık değil. 204.000 veriyor çünkü böyle yaptığımızda. Sen nasıl bir hostile takeover kullanacaksın? 70-71, 140. Kombata girmeden göremeyiz bunu. 703 vs 707. Biraz yıpranacağız gibi. Gerçi oradan back atak yemedi ya, buradan güzel olabilir. Evet, back atak yemediği için çok acayip karlı oluyor bu iş. ...204 veriyor. Burası nasıl bir para verecek? Çok ütopik verecek burası. Aynen. Rakam okunamıyor bile yani, o derece. Senin görev nerede? Bir tanesi bitmiş. En azından 2 dakika boyunca oyunu oyna diyor. Görevler şaibeli. Riskli görevler. Bir kere bile level atlamak acayip. Level 1 manager ile automated yapabiliyorsun bunu diyor. Mesela şunu ne yapıyorsun?
Şey de yapamıyorum. Şu anda adam da işe alamıyorum henüz. Şimdi bu varmış. Assign diyebiliyormuşum bunu peki. Bir reward da buradan yapıştırdık. Abi 2000 dolar mı verdin sen 2 katrilyon falan toplarken biz? Manager bunu biriktiriyor. Bunlar biriktirmiyor. Ha. Manager birikmesini sağlıyor bunların. Şimdi şu 852 bırakıyor. 4.68B bırakıyor. 4.6.14B bırakıyor. Burası çok çılgın ya. Kıyaslanamaz yani diğerleriyle. Çarpı 4 oldu ya bak burası şimdi sapıttı. Şimdi burası kaç verecek? 3.12B. 19B. Bunu buradan unassign diyoruz. Buraya geliyoruz. Şuradan. Peki. Restoran type buraya atabilirsin diyor. Ha. Tamam. Type'ı varmış menajerlerin. Doğru type değilmiş, o yüzden atamadık. En azından 3 dakika oyna diyor. Ya sen bizi kolpalıyorsun ama. Bir sürü işimiz var, yeterince menajerimiz yok. Menajer alman lazım dedi. Menajerler, normaller, Liquid Manager, babaanne geldi, nine. Ne menajeriymiş bu? Restoran menajeridir bu. Evet, şimdi bak restoran menajerini yerleştireceğim hemen. Tamam, uzatma. Ben anladım zaten. Ben anladığım halde hala anlamamışım gibi bana anlatmaya çalıştığında kızarım ben. Sinirlenirim, gerilirim. Uzun bir yol geldik. Biraz rahatlamamız lazım. Evet, bu konuda doğru söylüyorsun. Hedeflere ulaşmam lazım. Büyük isimlerle temasa geçmeliyim. Büyük isimler derken kim olduklarını biliyorsun. Siyah tişört ve pantolon giyenlerden bahsediyorum. Onu kastediyor olamazsın. Bu çok etkileyici ama biraz da şaşırdım. Kesinlikle onu kastediyorum. Firmamızı ziyaret etmek istedi. Aslında onu buraya davet ettim. Merhaba. Ben Guillermo Jobs. Biricik arkadaşım Guillermo. Kafam karıştı. Anlarsın yakında. Recruiter ticket aldın. Hemen değerlendir diyor. Bir tane de başka bir şey. Bu ne işletiyor? Yukarıdaki coffee shop'u mu işletiyor şimdi? Evet. Coffee shop'u işletebiliyor. İşletiyor değil de yani işletebiliyor. Zorunlu işletmesi gibi bir şey söz konusu değil tabii. Bedavadan böyle bir şey var. Bedavadan böyle bir şey var. Ne yaptı? Bir tane daha bundan geldi. Nasıl bir tane daha ondan gelebiliyor ki? Aynısından nasıl iki tane oldu? Reklamla her şey halledilebilir diyorsun, öyle mi? Bir tane daha Jane'im oldu. G.I. Jane. Sebebini bilmesem de neyse. Dünya haritamız var artık. Neredeyse görevlerimizi tamamladık. Bir de bunu halledersek görevlerimizi tamamladık. Yine karşılaştık. Seni takip ettiğimi zannetme, ben bir iş adamıyım. Sadece buradaki sokakta iyi piyasa yapıldığını gördüm. O yüzden burayı satın almak istiyorum. Asetleri sat. Round 1'i kazanmam yeter. Zaten 2'yi kazanamam. Mouse'umu parçalamam lazım 2'yi kazanmak için. Şaşırdı. Ah be. High pressure denen yere girdim ama ne işe yarıyor?
Onu bilemedim yani. Reputasyon. Revenue çarpı 13 oldu diyor. Bir dahaki yerlere gittiğim zaman çok çılgın miktarlarda fazla kazanç sağlayacak olabilirim. Liderlik gereksinimleri. Ne yapıyorsun böyle? Hiçbir şey yapmadım ben. Bana yalan söyleme Moi. Oh, sana derdimi bir türlü anlatamıyorum ki. Beni tehdit mi ediyorsun Moi? Burada neler oluyor? Patron, gel şuna bak. Christina, sakin ol Jacob. Moi bankadan para çalıyor. Christina, bu gerçek mi? Hayır patron. Jacob'un kafa karışmış olsa gerek. Yalan söyleme Moi. Tamam, sakin olun. Herkes rahatlasın. Bu işte ben ilgileneceğim. Tamamdır. Patron, güven bana. Hiçbir şey çalmadım. Böyle bir durumda nasıl davranacağım çok merak ediyorum. İş hayatı gerçekten kolay değil. Moi. Moi ne yapıyormuş? Patron odası diye bir şey açıldı. Hayırlara vesile olsun. Şuradan bir şey daha aldık. Bunu da aldık. Bir tane yemek dükkanına ele geçirelim parasını verip. Güzel. Şimdi para kazanma vakti. Şimdi izninle. Aa, bu benim şey çalışanlar burada kalıyor bu arada. Güzel. Take over the launderer. Ha, pardon, skip. Bu yanlış şeyi görmüşüm ben. Tamam. Ama burada bir şey var. Event var, main var. Ha, bunlar var alabileceğimiz. Tamam, bunları halletmemişiz. Sen yine benden bir görev istiyorsun. Şimdi ben o zaman buraya geleyim bir. Maksimum diyeyim. Revenue'su bir ciddi bir hale alsın buranın. Revenue 2x, 2x, 2x diye gitti. Sen ne diyorsun canım? Task'a bak. Buradan böyle bir şey yapıştırdın. Onu al diyorsun. Güzel. Ne zaman 1000 olacak? Bunları şu anda parayla mı almak zorundayım? Hostile takeover ya. Aa, ben de hiç aklıma gelmedi. Takım organize et. 140'lık bir tane de bunu koydum yanına. 140'lık bir de bunu koydum. Hadi bakayım. Ağzını burnunu kırın onların. King. 1200 olması biraz. Bu yine de indirecek gibi karşı takıma bakalım. Ulti geliyor. Son adam geldi. Para aklayıcı adamın adı ya. Para aklayıcı yönetici. Her gerçek firmada olan bir yönetici bu yani. Bakmayın öyle. Zaten ele geçirebiliyormuşum ya. Boşuna kastım şu ana kadar. Seni de buraya koyalım. Ben mi? Yönetici seviyesini upgrade et diyor. Manager level'ı çok şeydir bu işlerde. Etkilidir. Lütfen diyor yani bana böyle çocuk muamelesi yapma. Altın barlarla yönetici seviyesini upgrade edebilirsin diyor. Yatırım diye bir şey çıktı. Invest. Firmaları alarak da altın barları elde edebilirsin. Neresiyse beni saldırttı ona. E bu zavallı fukaranın üstüne saldırdığını zaten bir tokat atıp geçecek onu. Şuradaki business'da ele geçirebilirsiniz o zaman. Hostile olarak. Ha, geçiremeyebilirmişsiniz. Bir saniye. 2005 ise 2100. Birey benim bunları dövebilmem lazım. Oh. Oh. Oh.
122 daha az dayak atıyor gibi. Ben de bunlar işe yaramaz dedi. Hadi bakayım oradan dedi. Bizim bu adam geldi ağzına. Aa, ilk gelen dayak yiyorsa bu iş olmaz. Bu ayıptır yani. Al sana ahlaksız dedi. Adam da çok fazla vurdu ama. Bu iki tane crit attı. Bu işi halledebilir bak. Yine crit atıyor. Bu asi kız işi biliyormuş. Karşısına şey geldi. Spider-Man'i yakalamaya çalışan editörle Guile'ın karışımı olan bir karakter geldi. Çok ağır yapıştırdı. Kristina gitmediysen aldım bunu aşağı. Ah be alamadı. Neyse. Hanım kızımız yapacak bu işi. Temiz. Buna da birini atayalım. Buna da seni atayalım. Invest'e gelelim. Altın barları topladın mı diyor. Hadi artık diyor. Yatırım yap diyor. Allah Allah. Negotiation battle niye habire... Vur ağzına. Altın barı al yerine reklama tıkladım. O yüzden patladı galiba bu. Şimdi bir saniye. Bunların hepsini bir kapatalım da. Şunu bir yapalım yani biz. Max değil. Bu 50 diyor. Bu ne? Level 1. Max diyelim. Max diyelim. 25'e kadar yapıyormuş. Tamam, bir seferde o kadar abanıyormuş zaten. Peki şuradan bizim karakterleri öyle değil. Manager'lardan bizim karakterleri yükseltsek. Mesela bu ne yapıyor? Finans özelliği. Revenue çarpı 6 diyor. Bu revenue çarpı 8.5 diyor. Bu da revenue çarpı 6 diyor. Bunlar upgrade etti mi oluyorlar büyük ihtimalle? 11.6 oldu revenue'su. Babaanne. Senin revenue'yu de arttıralım. Revenue'lere gelesin babaanne. Revenue sinerji diye bir şey geldi. Obtain abi. Tamam. Bütün görevleri bitiriyoruz. Bu idle oyunların başı zaten hiç idle olmuyor. Gayet na idle oluyor başları. Bir daha bir arttı bunda revenue. 1.52 oldu. Oğlum sen git. Bu da 50. level oldu. Şöyle bakalım. Bu 1.52 veriyor. Bu da 79.77 veriyor. Bu çok daha yavaş, 136 veriyor. Bu 100. level. 1.52 istiyor. Upgrade için 512 istiyor. Bu C istiyor yani o derece. 709B istiyor bu. Bunun revenue'sunu da arttıralım da bir coşsun yani. Obtain. Obtain. Collect all diye bir şey geldi. Collect all revenue. Ha, üzerine tıklamak yerine buna bas diyorsun yani. Mantıklı. Reach total business level'da bir galaktik bir şey istiyor. Hemen tamamladım onu. Dandik olan level atlatarak. Boss, sana söyleyeceğim bir şey var. Evet Jacob. Boss, lütfen Moe'yi affet. Ne oldu? Account'larımızı kontrol ettim. Moe hatalı gibi görünüyor. Ne oldu? Ama tamamen Moe'nin suçu değil. Christina'nın yüzüne bak. Tam bir şey gibi duruyor. Suçlu gibi duruyor. Ne demek istediğini anlıyorum. Ama ondan özür dilesen daha iyi olur. Neden böyle bir şey yapmak zorundayım ki? Sessiz kalırsak hiçbir şey bilmeyecek. Çok sessiz. Her şeyi duydum. Ah. Çıkıp benden özür dile. Gel yüzünü yumruklayacağım. İmdat. Yorumsuz kaldı. Bizim adam. Galiba aralarında bir köprü kurduk diyor. Tamam, bunun ikinci kristalini de almış olduk. Bu abinin görevleri zaten bitmez. Manager recruited bir tane diyor Recruiter Shop'tan.
Şundan edelim bir tane. Ne geldi? Dombik Meksikalı geldi. Morales. Rewardları al dedi kendileri. Cryptocurrency exchange'i ele geçireceğim. O yüzden team'i organize etmemiz lazım. Bu böyle olmaz. Herkesle birlikte saldırmam lazım. Şu anda büyük ihtimalle zaten iki kişi bile ağzınızı burnunuzu kırar sizin. Jayne upgrade'lendi mi? 215'e çıktı damage'i. Şimdi fark ettim. Kalıcı mı bufflanıyor acaba bu? Bir kez mi alıyor o buff'ı herkes? Abi kız ne dövdü herkesi ya? Yapma. Oo, evine gönderdi onu da. Doğru söylemişim abi. Jayne tek başına bütün herkesi dövecekmiş neredeyse. Bu emmi de iyi dayandı ama. Güzel. Burayı da aldık. Şimdi buraya bu işten kim anlıyor? Bizimki anlıyormuş. Bunu koyalım. Başka bir yerde değil mi bizimki? Burada değil mi? Burada da o var. Ha, anladım. Birinden birine karar vermen lazım diyorsun yani. Yüz altında. Cryptocurrency Exchange'de level 25'e ulaş diyor. Level 22'ye ulaştık, buyur. ...25'e de ulaştık. Burayı da satar giderim. Neredeyse görevi tamamladık. Patron diyor. 50D kazan demiş. Cryptocurrency tamamlandığı zaman zaten biz çok ciddi bir şey kazanırız diyeceğim de 50D'yi kazan böyle geldi. Çok enteresan oldu. Hadi artık satalım dedi bunu. Hocam sen yine geldin karşıma, ben sana satacağım bunu. Bizim bu çalıştırıp geliştirmemiz ve bu adamın almasının esprisi nedir? High score diyor. Ha, high score diyor. Ben de büyük basınç falan gibi, böyle stres falan gibi bir şey okudum. Orada score diyormuş. Kardeşlerim bu da ilginç bir idol oyunmuş böyle. Zaten bütün idol oyunlar bana hoş geliyor açıkçası baktığım zaman. Denemeye değer. Burada videomuzu sonlandıralım çünkü mouse'u yeterince kırdık. Idol oyunlar bildiğiniz gibi idol olmuyor. Mouse bozuyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum, paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.